Evet, konumuza dönüyoruz. Yavuz Hacıoğlu bizde, ALB yatırım stratejisti. Merhaba Yavuz Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Bizlerdeyiz. Dün Merkez Bankası toplantısı vardı ama öncesinde biraz yurt dışına gidelim. Oradan sonra içeriye dönelim istiyorum. Yurt dışında 2 gündür Powell'ın açıklamalarını takip ediyoruz. Orada durgunluk ihtimalinin hala masada olduğunu, yani istemediklerini, planlarını ana planda olmadığını ama faiz artımlarının böyle bir sonuç doğurabileceğine yönelik endişelerin olduğunu da, böyle bir risk her zaman olası diye vurguladı. Özellikle de istihdam piyasasındaki ısınmaya vurgu var ve bunun da kontrol içinde enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor. Faiz artımının devam edeceği beklentisi var. Orada da bu 2 günkü açıklama sonrasında bu borsalarda bir toparlanma çalışması var. Geçtiğimiz hafta oldukça katastrofik geçmişti. Bu hafta biraz yaralar sarılıyor. Ne dersiniz, nereye kadar sürebilir? Bu noktadaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Bugün önceki yayınlardakilerin aksine biraz iyi bir şeylerden bahsedebileceğim. Özellikle de enflasyon konusunda. Enflasyon konusundan başlamayı tercih ediyorum. Şimdi enflasyonla ilgili gıdayı bir tarafta tutarsak ki tarımsal emtialarda da son dönemde bir geri çekilme görüyoruz. Brent petrol tarafında geri çekilme görüyoruz. Bir doğal gaz kalıyor geriye. İşte bu da malum savaştan dolayı yaptırımlar, işte Rusya'nın gazı kısması, daha fazla kısması ihtimali. Son 2 haftada Avrupa'da doğal gaz fiyatları %60 kadar yükseldi. Burada yani jeopolitik tansiyonun, işte bu savaşın belki hani, belli bir noktada tansiyonun düşmesine bağlı olarak doğal gaz etkisi de geri gelmeye başlarsa, diğer çünkü bütün baktığımız göstergeler artık enflasyonun biraz geri çekilmeye başlayabileceğini gösteriyor. Tüketici güvenleri düşüyor, PMI'lar düşüyor. Biraz önce İngiltere perakende satışları açıklandı. Yıllık %4,5, aylık %0,5 aşağıda. Dolayısıyla bir de çok yaygaraya, çok konuşuldu. Yani hani dünyada eminim insanlar da hani zaten enflasyonun büyük bir kısmı arz tarafından geliyordu. Talep enflasyonu çok fazla yoktu. Amerika'da biraz fazlaca vardı ama onun da törpülenmeye başladığına dair Amerika'dan haberler geliyor. Veri kanalları ve orada yaşayan insanlardan geliyor. Dolayısıyla enflasyonda doğal gazı bir tarafa bırakırsak bir miktar rahatlama periyoduna girme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Endekslerle alakalı olarak da evet epey bir geri çekilmeler oldu. S&P ayı piyasasına girdi. Bir iki haftadır da o bölgede trade ediyor. Ama baktığımız zaman kısa vadeli göstergeler biraz yukarı dönmeye başladı gibi görünüyor S&P tarafında. Dolayısıyla diğerleri de buna uyum sağlayabilecektir diye düşünüyorum. Uzak Doğu borsaları son günlerde epey hafta başından beri ciddi düşüşler oldu o tarafta da. Bir durulma orada da olacaktır. Ama burada asıl tabii bakacağımız yer Amerika piyasaları. Kısa vadeli bir dönüş gözüküyor. Ha bu şu değil. Trendin yukarı döneceği anlamında değil. Ama bir rahatlık var. Ve enflasyon konusundaki düşüncelerim, paylaştığım şeyler önemli. Biraz rahatlayacağız gibi gözüküyor enflasyon konusunda. Enerji fiyatlarına vurgu yapıyorsunuz özellikle de. Gıda tarafında da bu Rusya ile ilgili olarak masada olan bir koridor açılması, işte tahılın çıkartılması durumu, bu noktada biz de masadayız. Enerji tarafında, özellikle petrol tarafında da geçtiğimiz aylarda buna benzer birkaç ralli yaşadık aşağı yönlü. Düşüşlerin yaşandığını görmüştük. Sert hareketler hatırlarsanız bir anda 60 dolarlara düşen bir petrol görmüştük. Daha sonra 120, 140 dolarlardan tekrar 90 dolarlara düşen petrol görmüştük. Ama her seferinde yaralarını sarıp belli noktalara geri dönmüştü. Acaba bu seferki işte Biden'ın endişeleri, özellikle son günlerde rafinaj firmalarına, üreticilere yönelik baskıları, işte vergisel düzenlemelerin getirilmesi, benzin fiyatlarındaki dolaylı vergilerin bir süreliğine 3 aylığına rafa kaldırılması gibi girişimleri var. Seçim korkusu da sarmış gibi gözüküyor. Hakikaten kalıcı olacak mı bu konudaki görüşleriniz? Hakikaten önemli. Benzer bir hikaye olabilir mi daha önceki süreçlerle? Çünkü öte yandan da bakıyoruz, Rusya tarafı yıl sonuna doğru petrolde 150 doları görürsek çok şaşırtıcı olmayacak bizim senaryomuzda diye söylemleri var. Siz ne düşünüyorsunuz? En son söylediğinizden başlayayım. Brent petrol 2 hafta önce 123 dolar civarındayken sanırım Goldman Sachs ya da Amerika'daki büyük diğer yatırım bankalarından bir tanesi.
Yıl sonu beklentisini 125 dolardan 140 dolara çıkardı. Evet. İki hafta önce fiyat ne oldu? 123 dolardan 104 dolara geldi. Ben o yüzden bunlara itibar etmiyorum. Biz kendi gördüklerimizle hareket etmemiz gerekiyor. En azından ben böyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi petrol tarafında desteklerin zorlandığını bilmiyorum. Sizin de yayınımızda S&P'de benzeri bir şeylerden bahsetmiş olabiliriz. Destekler zorlanıyor, dirençlere gitmekte zorlanılıyor, gidilemiyor gibi. Dolayısıyla zorlanan yerler kırılır gibi bir şeylerden var. Şimdi benzeri bir şey Brent tarafında var, petrol tarafında var. Bir trend desteği var 104 dolardan geçen. Bu buralar çok zorlanıyor, taciz ediliyor gibi gözüküyor. Ama üst taraflar biraz yani yukarı gidişler o 123. Mesela ben 120 doların üzerinde 130 dolar hareketi bekliyordum Brent tarafında. 123 dolarda sınırlı kaldı hareket. Evet, yani 124'ü geçemedi çok. Orada. 124'ü zorladı geçemedi. 3-4 gün üst üste denedi, başarı olamayınca geri geldi. Evet, dolayısıyla o bir zayıflık göstergesi. Hani bir de şu var yani talep tarafında, yani şu savaşı bir tarafa koysak aslında hiçbir sorunumuz kalmayacak. Siz dediniz ya işte 70'lerden 60 dolarlara, o savaşın çok öncesindeydi. Yani bunun ortalama fiyatı 70-75 dolar civarındaydı petrolün. Dolayısıyla hani üzerinde savaş etkisiyle 130 dolarlara kadar gelindi. Ama şimdi hani talep tarafında da artık hani faiz artırımları, işte sıkılaşmalar merkez bankaları tarafında ve eminim hani sosyal medyadan normal medyaya kadar her yerde insanlar hani bir şekilde işte enflasyon, işte stagflasyon, eminim hani talebi de etkilediğini görüyoruz bunların. Dolayısıyla bunlarla birlikte ben petrolün yönünün bir miktar aşağıya doğru olmaya devam edeceğini düşünüyorum ama bunu tabii kısa vadede böyle düşünüyorum. Orta uzun vade için takip etmeye devam etmek lazım. İçinde bulunduğumuz periyot biraz sanki aşağıları daha zorlayacak gibi gözüküyor. Tarımsal emtialardan bahsettiniz, affedersiniz. Tabii. Evet, orada o tahıl koridoru, güvenlik koridor, yani Ukrayna tahıllarının dünyaya ulaştırılması adına bizimle, Türkiye ile Rusların işte birkaç gün önce yaptığımız görüşmeler vardı. Olumlu geçen görüşmeler diye yansıdı dışarıya. Onunla beraber başta buğday olmak üzere fiyatlarda ciddi anlamda bir geri çekilme oldu. Yalnız şunu söyleyeyim, şimdi evet savaş etkisi kalktığı zaman tarımsal emtialarda da bir durulma, bir konsolidasyon, bir geri çekilme olacaktır. Ama orada daha uzun vadede şu sorun masada olmaya devam edecek. Bozulan iklimle birlikte, yani iklimle beraber ve artan nüfusla beraber bu bizim sorunumuz olmaya devam edecek. İşte bakıyorsunuz mesela Hindistan'ın kuzeydoğusunda, kuzeybatısında düzeltiyorum. İşte ciddi hani tarımsal üretimin yapıldığı bir bölgedir orası. Ciddi kuraklıklar var. İşte başka tabii ya, bunlar hep ara ara konuşuyor. İşte Avustralya'sında, Amerika, yani iklime bağlı olarak üretimlerdeki düşüş, nüfustaki artış bizi tarımsal emtialar tarafında uzun vadede zorlamaya devam edecek. Ama kısa vadede demin bahsettiğiniz sizin de benim de etkiyle, bu işte tahıl koridoru etkisiyle bir miktar geri çekilme görüyoruz. İçeri dönelim o zaman. Dünkü Merkez Bankası para politikası toplantısına dönelim. Orada da faiz sabit bırakıldı. Metne baktığımız zaman ufak tefek değişiklikler var. Çok böyle metinde anormal sıkılaştırmacı önlemlere işaret eden bir yapının oluşmadığını görüyoruz. Yine dışsal faktörlere önem atıfta bulunulmuş vaziyette. Orada iyileşme olduğu takdirde tekrar burada da bir dezenflasyon sürecinin başlayacağı beklentisi söz konusu. Metin'le ilgili ne söylemek istersiniz? Duruş hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Ya keşke hani biraz daha bizi heyecanlandıran bir şeylerden bahsedebiliyor olsaydık ama böyle bir şey yok. Bizim Merkez Bankamız izleyici konumda olmaya devam ediyor. Zaten dünkü metindeki en uzun cümlesinin bitiriş kelimeleri de böyleydi. İzleme sürecimiz devam ediyor şeklindeydi. Dünyadaki enflasyonist ortamdan bahsediliyor. İşte dışsal faktörlerden bahsediliyor. Ama şimdi yani bunu hep gene tekrar etmiş olacağız ama dışsal faktörlerin dışarıdaki etkisine bakıyorsunuz. İşte en çok %15-20 enflasyonlar var. Bizde işte malum seviyeler. Dolayısıyla ben Merkez Bankası yani yılbaşından itibaren, hatta geçtiğimiz Eylül ayından itibaren farklı bir patikaya girdi.
Sonuçlarını görüyoruz. Yani Merkez Bankası'nın dünkü toplantısından aktaracağım gerçekten hani çok böyle elle tutulur bir şey yok. Onlar da bizim gibi izlemeye devam ediyorlar. Evet, Borsa İstanbul tarafına dönelim istiyorum biraz da. Borsa İstanbul 3500 üzerine tutunma, 3575'lerin üzerine test etti. Dün politika kararı sonrası, faiz kararı sonrasında biraz realizasyonun geldiğini gördük. Yabancı tarafındaki satışların devam ettiğini söylemek mümkün. Geçtiğimiz hafta, dün gelen verilerde 17 Haziran haftasında da yine bankalar baktığımız zaman hisse senetlerinde 316 milyon dolarlık satış tarafında olduklarını görüyoruz. Bu yabancı çıkışı bir türlü dinmek bilmiyor. Borsa sadece yerlerle nereye kadar gidebilir? Bu noktadaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Evet, yabancı payı %33'e düşmüş durumda. Her hafta sürekli olarak eriyor, azalıyor. Bir bant aralığı çalışıyor bir süredir. Yukarıda 2600, aşağıda 2470. Dün yukarısı gene çalıştı. Ben bu şekilde bakmaya çalışıyorum. Hani endekslerin gücüne bakarak daha yukarı gidebilir miyiz, gidemez miyiz tarafında olmaya çalışıyorum. Dünkü satışlar biraz dünyadan bağımsızdı. Açıkçası ben anlayamadım. Hani tamam, benim kendi teknik analizimin üst tarafından dönülmesi beni şaşırtmadı. Ama dünya iyiyken bizim ciddi de bir satış gördük dün. Bunun açıkçası nedenini çok anlayamadım. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Bugün şimdi Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı gelecek Türkiye'ye. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren işte Twitter'da belli mecralarda bize biraz hani bu Rusya konusunda yaptırımlar konusunda hani tarafımızı seçmemizle ilgili telkinlerde bulunabilir gibi bir şeyler hani paylaşılıyor işte konuşuluyor falan. Belki hem Merkez Bankası'nın aksiyonsuz olmaya devam etmesiyle birlikte belki hani bu endişe de bir miktar fiyatlanmış olabilir. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Bizim borsada hani dün evet belli seviyelere gelindi. Şimdi bakıyoruz işte Amerika borsası hem pozitif kapadı hem vadeleri yukarıda hem beklentiler bir miktar yukarıya dönmüş durumda. Dolayısıyla hani bu seviyelerden bir miktar yukarı doğru hareket bekleyebiliriz Türkiye tarafı için. Bant hareketi için alt üst sınırı söyleyebilir misiniz? Evet söyleyebilirim ama şimdi Cenk Beyciğim bunları çok güncellememiz de gerekebiliyor. Şimdi geçeriz seansa. Mesela Türk Hava Yolları belli bir seviyeye geldi. İşte Ereğli malum çelik fiyatlarından dolayı baskılanmaya devam ediyor Ereğli'nin fiyatı. İşte bankacılık endeksin geri geliyor. Hani yani bakarız hani bunlarda bir güçlenme eğilimi gördüğümüz zaman fikrimiz değişebilir. Evet şu andaki üst band 2600. Ama hani geçilmez diye bir şey yok. Dediğim gibi yani seansı izlediğimiz sırada gelişmelere, hisselerin gücüne bakarak fikirlerimizi tabii ki güncellemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Yavuz Bey. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet.